Şimdi ses var mı arkadaşlar? Okey, güzel. Mikrofonun bağlarken bir sıkıntı olmuş, onu düzelttim. Herkese merhaba arkadaşlar. Tamam, süper. Geldiyse güzel. Hoş geldiniz. Üçüncü günümüzdeyiz. Bugün manzara, doğa, uzun pozlama, gece çekimi gibi biraz daha dış gezi gibi fotoğrafları yorumlayacağız hep beraber. Nasıl okunur, nelere dikkat edilir, onların üstünden geçeceğiz. Akşamları da arkadaşlar sizlerin çektiği doğa manzara işte gece uzun pozlama fotoğrafını da yorumlayacağız. Teşekkürler, hoş geldiniz. Tamam, güzel. Ufak bir aksiklik olur o kadar. Yani o yüzden erken girdim yayına. Yeni gelen herkese teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Düzeneyi de değiştirdim. Ekranı şöyle yukarıya taşıdım. Kafamı yukarı çeviriyorsam bilin ki ekrandaki yazışmalara bakıyorumdur. Aşağı çeviriyorsam normal sizin gördüğünüz ekrana bakıyorumdur. Burayı da toparlıyorum birazcık. Merhaba herkese, yeni gelen tüm dostlara selam olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Kimler burada? Pelin Hanım burada. Bülent Bey burada. Nejat Bey burada. Neşe Hanım burada. Sibel Hanım burada. Mehmet Bey burada. Sibel Hanım burada. Alev abla geldi. Merhaba, hoş geldin Alev abla. Hep beraber bugün gezi, manzara, uzun pozlama, gece gibi teknikler üstüne konuşacağız. Nedir, ne değildir, nasıl çekilir, nelere dikkat edilir. Akşam da sizlerden gelen fotoğrafları yorumlayacağım arkadaşlar. Yarın Perşembe ve Cuma, yarın Ramazan arifesi, Cuma günü de Ramazan. O yüzden yarın akşam şey yapmayacağım arkadaşlar, yayın yapmayacağım 8 ile 9 arasında, bilginiz olsun. Hem bu hafta biraz benim için yoğun geçiyor, hem iki tane kendi canlı yayınım var. Bu akşam saat 10 ile 11 arasında Dijital Aynasız kanalında Hakan Yaşar'la beraber programımız var. Akşam 11.30'da da İşletme Enstitüsü'nün Photoshop eğitimi oluyor. Biraz yorulmaya da başladım. O yüzden Perşembe günü akşam yayın yapmayacağım ama gündüz yine bu saatte 3 ile 4 arasında yayınım olacak. Yarın için arkadaşlar konumuz şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yarın arkadaşlar sizlerden gelen karantina günlerinde evde çektiğiniz kareleri yorumlayacağım. Daha önceden gönderen arkadaşlar vardı. Yeni göndermek isteyenler de varsa arkadaşlar evde karantina zamanlarında çektiğiniz fotoğrafları yorumlayacağım. Onunla alakalı da bir projem vardı hatırlarsanız. Onun da detaylarını yarınki gündüz yayınında sizlere anlatacağım. Ramazan ayı boyunca bir ayı ben verimli bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Yazmak istediğim bir kitap ve yayınlamak istediğim bir Udemy eğitimi var. Bu süre zarfında Ramazan boyunca akşamları 8 ile 9 arasında yayın yapmayacağım. Gündüz 3 ile 4 devam edecek. O kalan vakitleri de arkadaşlar bu projeye ayırmak istiyorum. Bayrama kadar bitirip en azından sizlere sunmak istiyorum. Akşamları belli zamanlarda şey olacak ama ürün incelemeleri, Photoshop eğitimleri, Lightroom eğitimleri onlar normal yayın olarak devam edecek. 10 dakikalık, 15 dakikalık. Pardon. Tekrar pardon arkadaşlar. Yani kanal aktif olarak çalışacak ama akşamları saat 8 ile 9 arasında canlı yayın olmayacak. Onun yerine eğitim videoları serisi devam edecek. Bu süre zarfında da ben de dediğim gibi yazmak istediğim bir kitabı ve de bir eğitim içeriğini sizlere Ramazan boyunca ulaştırmak için çaba sarf edeceğim. O yüzden hani böyle bir karar aldım. Bu bir ayı hani Ramazan'ı şöyle baz alıyorum ben arkadaşlar. Yani bir başlangıç, bir bitişi var. İşte 29 gün, 30 gün sürecek. Bu zamanı da verimli geçirmek istiyorum. Kendi adıma bir proje geliştirmek istiyorum. O anlamda bu kitap ve eğitim hedefini koydum kendime. Daha fazla kişiye içerik üretebilmek adına bunu yapmak istiyorum. Siz de bu bir aylık süre için kendinize bir hedef koyabilirsiniz. Lütfen verimli geçirin. Zaten hani
çalışma saatlerimiz, ev iş düzenimiz iyice ters düz olmuş vaziyette. Anladığımız kadarıyla bayramdan sonra biraz daha normale dönecek gibi inşallah hayatımız. Hepimizin temennisi o. Bari bu bir ayı da hepimiz için verimli geçmesi önemli. Sizlere de böyle bir şey tavsiye edebilirim. Yani illa bir içerik oluşturmanız gerekmiyor başkaları için. Ama kendiniz için de bir şeyler yapabilirsiniz. Teşekkürler, çok sağ olun herkese. Bu kanala arkadaşlar üye olduğunuz için, takip ettiğiniz için teşekkürler. Kanalın ana sayfasında katıl butonumuz var. Buradaki katıl kısmına tıklayarak kanala destek, maddi destekte bulunabilirsiniz. Çok cüzi rakamlarla siz de yayınların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Udemy üstünden eğitimlerimi satın almak isterseniz bu fiyatlar üstünden %50 indirim kuponum var. Şayet o şekilde satın almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinizi presetler ve hazır ayarlarda geliştirmek isterseniz de shopier.com'da zaten bu ürünlerin satışları mevcut. Oralardan da bakabilirsiniz. Bu linkleri de yine tıklamak isteyenler olursa diye paylaşacağım. Ondan sonra artık gezi fotoğrafçılığı üstüne, gezi manzara üstüne konuşacağız. Bayağı arkadaştan fotoğraf geldi. Bir 18 tane daha mail var. Onları daha indirmedim, bakmadım. Dün atladığım fotoğrafları ve mailleri tekrar gönderebilirsiniz. Onları da yorumlarım. Herkese merhaba. Yeni gelen arkadaşlara teşekkürler. Yeni gelenler ve bu kanala ilk defa karşılaşanlar, fotoğraf, video çekim teknikleriyle alakalı içerik ürettiğimiz bir kanal burası. Birçok başlık, konu başlığını bu kanaldan bulabilir ve ücretsiz eğitimlerinden yararlanabilirsiniz. Şimdi biz gelelim fotoğraflarımızı yorumlamaya. Buradan kategori seçelim. Doğayla başlayalım. Burada landscape olarak özel bir şey var mı? Landscape, manzara. Manzara fotoğraflarından başlayacağım. Manzara, doğa, makro ve gezi fotoğraflarını yorumlayacağım arkadaşlar. Bu üçüncü günümüz. Hem fotoğraf okumayı hem de nasıl çekilir üstüne konuşmayı öğreneceğiz. Nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız gibi konularla alakalı içeriğimiz devam ediyor. Hoşuma giden, sevdiğim fotoğrafları sizler için şu sağ tarafa ayırıyorum. Burada drone görüntüleri var. Çok dronelara bulaşmayacağım. Çok drone şeyimiz değil. Şunu da sevdim. Gece uzun pozlama olanları da hani yorumlayacağız. Ben sadece şu an hoşuma giden, beğendiğim şeyleri buradan seçiyorum. Bunlar yine editörün seçimi olan fotoğraflar arkadaşlar. Burada gece fotoğrafları da var. Şunlardan da bir iki tane alabiliriz. Şöyle alayım. Yavaş yavaş yorumlamaya başlayacağım. Nedir, nasıl çekilir, nelere dikkat edilir? Fotoğraf bana çok tanıdık geldi ama bir atalım şuraya bakarız. Bir de şu kalsın. Herkese merhaba. Yeni gelen arkadaşlara selam olsun. Fonu da değiştirdim. Siyahtı. Reflektörü beyaza çevirdim. Umarım daha iyi olur. Biraz daha aydınlatır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar fotoğrafları yorumlamaya. Bugün işte doğa, manzara, uzun pozlama, gezi gibi konularımız var. Sizlerin fotoğrafları da akşam tarafından yorumlanacak. Bakın yansıma çok güzel kullanılmış. Bu fotoğrafta güzel bir kontrast var. Soğuk ve sıcak iki rengin birleşimi. Buradaki gemi yansıması. İşte burası buzul tarafında bir yer. İşte kutuplar diye düşünüyorum muhtemelen. Güzel bir manzara. Manzara fotoğraflarında genelde yansımalar gayet güzel oluyor. Buradaki geminin konumu da, pardon, geminin konumu da gayet güzel olmuş. Değerlerine bakmak istersek altta yazıyorsa bakalım. Canon 6D 7200 F4L IS USM lens ile çekilmiş bir fotoğraf. Bakın genelde sanılanın aksine çok farklı bir açı
Normalde ne deriz biz? Manzara fotoğrafları için geniş açı lens gerekir. Ama burada 70-200 TL bir lensle çekilmiş bir fotoğraf bu arkadaşlar. Yani demek ki uzaktaki manzaraları çekmek için tele lens kullanılabilir. Bu da bunun bir örneği arkadaşlar. Sizler de yani illa tele lensle şey çekilmez gibi düşünmeyin. Manzara çekilmez. Buradaki çünkü buz kütleleri vesaire böyle bir mekanda merhaba hoş geldiniz. Uzak ama tele bir lensle böyle bir fotoğraf çekebilirsiniz. Bir diğer örneğimiz klasik bir manzara. İşte dağlar, gökyüzü, alt taraftaki işte yerleşim yeri, şuradaki gölgeler güzel bir düzenlemede yapılmış. Manzara fotoğraflarında arkadaşlar asla tek bir fotoğraf yoktur. Muhakkak iki ya da üç fotoğrafın birleşimiyle oluşur. Yani ben bir manzara fotoğrafı çekeceğim. Bir yere gittim. Yani tek bir kadre çektim. Oldu diye düşünmeyin. Bir manzara fotoğrafı için bazen gökyüzü farklı bir şekilde çekilir. Alt kısımdaki alan farklı bir şekilde çekilir. Şuradaki yerdeki alan farklı bir şekilde çekilebilir arkadaşlar. O yüzden manzara fotoğrafı çekerken ya bu adam bu kadar net, bu kadar güzel bir fotoğraf nasıl çekmiş diye düşünmeyin. Çünkü o kişi 3 ya da 4 tane fotoğrafı Photoshop'ta harmanlama modlarıyla birleştirerek çekmiş olabilir. Mesela bu fotoğraftaki netliğe dikkat ederseniz hem dağlarda var hem de yerleşim biriminde. Benim tahminim burada çekilmiş 2 tane fotoğraf bir araya getirilerek oluşturulmuş bir görsel. Ha, burada hani başka bir yerde olabilir, aynı yerde olabilir. Şöyle bakayım. Farklı bir mecra da olabilir ama böyle bir fotoğraf çekiyorsanız o gözle bakın. Focus stacking dediğimiz bir yöntem de var. Mesela orada da aynı yerde 3 tane farklı fotoğraf çekiyorsunuz ve netleme noktalarınız farklı. Yani birinci buradaki binaları netliyorsunuz. Açıyı değiştirmeden netlik noktasını şu yukarıya taşıyorsunuz. O fotoğrafı bir daha çekiyorsunuz. 3 şuradaki dağları netleyerek çekiyorsunuz. 3 tane fotoğraf var elinizde. Sonra o fotoğrafları Photoshop'ta bir araya getirerek komple her tarafı net bir fotoğraf çekebilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bu da bir teknik arkadaşlar. Fotoğraflar geliyor bazılarınızdan galiba. Evet. Yani öyle bir yöntemle de manzara fotoğrafları çekilir. O yüzden ya bu adam nasıl bu kadar net, bu kadar güzel fotoğraf çekmiş üstüne düşündüğünüz zaman böyle bir yöntem de eklemiş olabilir. Bir diğer örnek. Burada da yine bir yansıma kullanılmış. Sonbahar tonları. Güzel duru bir manzara. Böyle bir durgun göl fotoğrafı ya da benzeri bir fotoğraf çekmek istiyorsanız arkadaşlar sabahın ilk ışıklarında, ilk saatlerinde bu alana gitmeniz gerekiyor. Sabah saatlerinde genelde durgun oluyor bu tarz alanlar. Tabi buradaki hava şartları da önemli. Fırtınalı bir günde giderseniz tabii ki böyle bir hava bulamazsınız ama normal bir günde sabahın ilk ışıklarıyla gittiğiniz zaman durgun göl manzarası bulabilirsiniz. Sonra da buradan bir yansıma fotoğrafı çekebilirsiniz. Teşekkürler, çok sağ olun. Buradaki renklerin tonlamaları vesaire gerçekten güzel. Akşam sizlerden gelen fotoğraflardan işleme de yaparız bir iki tane. Hani bu tarz renkler manzara fotoğraflarında nasıl oluşturuluyor, neler yapılıyor, onların üstüne de bildiklerimi anlatmak isterim sizlere. Bunlar biraz daha klasiğe yakın olanlar. Şunları kapatalım. Şu kalsın. Burası Almanya'ydı galiba. Yanlışım yoksa yanlış biliyorsam da söyleyin. Gerçi şu aşağıda yazıyordur bakalım. Avusturya'ymış. Pardon, özür dilerim. Almanya uyduğunu ne attım ya. Teşekkürler, çok sağ olun. Böyle bir fotoğraf. Bakın ne kadar güzel. Buradaki kontrast çok güzel arkadaşlar. Soğuk tonlar. Ama buradaki binanın üstündeki ışık. Onun yansıması. Ufuk çizgisinin altın oranı birazcık aşağıda kalsa da dağların detaylarını kaybetmediğimiz için güzel bir manzara fotoğrafı olmuş. Fotoğrafa şuradaki evler derinlik katıyor. Şuna dikkat edin. Bakın fotoğraf şöyle geliyor. Buradaki evler olmasaydı, düz şurası olsaydı arkadaşlar böyle
fotoğrafın 3 boyut hissini alamayacaktık. Ama buradaki evler bizi şuradaki sarı binaya doğru yönlendiriyor. Dikkat çekici unsurumuz bu fotoğrafımızın üstündeki. Aralarda ufak tefek sarı ışıklar gene var. Soğuk tonlar ağırlıkta. Bakın dağlar sıkışmamış. Yani şöyle üst üste değil çerçevemizle bizim gayet buraya pardon mesafeli bir şekilde bırakılmış. Ayarlara bakacak olursak gözlüğümüzü takalım. Burada Nikon D810 1835 18 milimde çekilmiş 1 saniye birazcık uzun pozlama tripod üstünde çekilmiş bir fotoğraf olarak. Teşekkürler, hoş geldiniz Ergin Bey, Ünsal Bey, Yusuf Bey. Atladıklarım varsa teşekkürler Nurten Hanım, Burak Bey, Neşe Hanım, sağ olun. Şimdi burada arkadaşlar güzel bir manzaraya örnek. Bunu özellikle seçtim. Ülkemizde de böyle fotoğraflar Kapadokya'da çekebiliyorsunuz. Güzel oluyor. Yani ben Kapadokya'ya gitsem gidemedim. Gitmek istediğim yerler arasında böyle 2-3 tane yer var. Burası da maalesef gidemediğim ve şu an ne zaman gideceğine emin olamadığım yerlerden biri. Balonun üstünden Kapadokya'yı çekmektense balonları çekmek bence çok daha mantıklı. Eğer gittiyseniz ya da gitmeyi düşünüyorsanız ya da gidip de fotoğraf çektiyseniz bunu tavsiye ederim size arkadaşlar. Çünkü bu görüntü çok daha güzel bir şey veriyor, enstantane veriyor insanlara. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Kapadokya'ya gidip balonun içerisinden Kapadokya'nın fotoğrafını çeken arkadaşları gördüm. Çok da matah bir şeyler çıkmıyor. Çok spesifik bir şey bulamazsın. Ne demişti babacığım? Hmm, çok komikmiş. Deniz bir şey söyledi de ona cevap verdim. Evet, çok güzelmiş. Şimdi dediğim gibi böyle bir fotoğraf çekmek daha iyi. Birazcık ters ışık olmasına rağmen gördüğünüz gibi balonları görebiliyoruz. Güzel bir kare. Burası Kapadokya mı ya da başka bir yer mi bakalım. Kapadokya'ymış. Evet, yabancı birisinin çektiği bir fotoğraf gördüğünüz gibi 500px'te editörün seçimi olabiliyor manzara fotoğraflarının arasında doğru tahmin etmişim. İnşallah buralara gidip çekme şansımız da olur. Başka balon fotoğrafları da seçtim, onlara da bakacağız. Burası da ünlü bir yer yurt dışında. Yeri şuradan bulursak söyleyeceğim. Yazmış mı? Çok pardon, kapı çaldı arkadaşlar. Özür diliyorum. Deniz açamaz kapıyı. Tamam, şey yaparım ben, hallederim. Tamam. Okey. Ah, kusura bakmayın arkadaşlar. Komşu bir şey diyordu da neyse. Üst bey varsa gönderebilirsiniz. Bakarız beraber. Burada ne Medcezir'miş bu ama neresi olduğunu yazmamış galiba. Point Reyes National. Şöyle arayalım. Amerika'da bir yermiş. Amerika'da uluslararası bir park. Buradaki şey önemli arkadaşlar. Şu gemi meşhurdur. Çok fotoğrafını gördüm ben burada. Hem uzun pozlama hem manzara ve birçok şekilde fotoğrafı çekiliyor. Burada bakın yıldız uzun pozlaması da var. O da güzel olmuş. Yine yansıma alınmış. Geminin eskitilmiş görüntüsü de biraz daha şeye eklenmiş.
buraya eklenmiş. Güzel bir çalışma. Bu tarz objeleri, nesneleri, manzara fotoğraflarınızda dikkat çekici unsur olarak kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani sadece manzarayı çekmek değil önemli olan, etrafa farklı bir şey de eklenebilir. Burası Türkiye olması lazım. Yanlışım yoksa. Evet, Türkiye. Çeken kim, ona bakıyorum. Leyla Emektar. Bu tam manzara belki sayılmaz ama buradaki derinlik hissi hoşuma gitti. Lokasyonuna bakarsınız. Meşhur bir yer burası. Bayağı fotoğraflarını da gördüm. Şeyde birçok insan yayınlıyor. Şuradaki derinlik algısı, tepeler, sanki kum tepelerinin arasında dolaşan birisi varmış gibi. Buranın fotoğrafını da çekecekseniz arkadaşlar, burada tabii ki çalışan ya da yürüyen eden birisinin olması önemli. Burada şuna dikkat edin. 500px için konuşacağım arkadaşlar. Bakın bu bayan arkadaşın, Türk arkadaşın fotoğrafı 500px'te editörün seçimi olarak yer alıyor. Ama kendisinin bir fotoğrafı bile yok. Yani bence bu tarz şeyler için, kendi yayınladığınız fotoğraflarda portfolyonuz için muhakkak bir fotoğraf kullanın arkadaşlar. Yani kim olduğunuz, ne olduğunuz, ne yaptığınız önemli. Burada galiba kendisinin haberi de yok. Çünkü herhangi bir cevap da yazmamış. Yazık olmuş. Canon 7D ile çekilmiş. 24-70 lensle. F13 59 milim. Elde 1 bölü 250 saniye ISO 100'de çekilmiş bir fotoğraf. Ama gördüğünüz gibi kişinin kendisine ait hiçbir şey yok maalesef. Kötü olmuş. Bu tarz önemli şeyler bence. Özellikle dijital mecralarda fotoğraflarımızı insanlara sunuyorsak onun takibinde yapmamız gerekiyor. 42 kişi yorum yapmış. 2.6 K 2600 kişi fotoğrafı beğenmiş. Ama fotoğrafçı yok ortada. Yazık olmuş. Yani yaptığımız işe biraz değer vermemiz gerekiyor. Paylaştığımız fotoğrafın da takibini yapıyor olmamız gerekiyor. Bence aklınızda bulunsun. Bu denk geldi. O yüzden kişiyi de görünce söyleyeyim dedim. Bir diğer, şu ikisi birbirine çok benzer özellikle. Getirdim manzara fotoğraflarında arkadaşlar, bu tarz çizgileri kullanabilirsiniz yönlendirme olarak. Burası lale bahçeleriydi. Fransa'daydı galiba burası. Yanlışım yoksa bakayım. Yazıyor ise. Bu niye buraya geliyor? Pardon. Evet, Bruges lale bahçeleri. Gayet güzel. Türkiye'deki lale bahçelerinde şöyle bir sıkıntı var. Gidenler biliyordur. Orası birazcık böyle engebeli. Ama burası öyle değil. Daha düz. O yüzden daha güzel böyle simetrik fotoğraflar çıkabiliyor. Bu da o şekilde. Buranın daha böyle güzel kadrajlarını da gördüm ben. Ama buradaki çizgiler bize ağaca doğru yönlendiriyor. Hakikaten orada tek bir ağaç da var. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir fotoğraf çekerken insanlara yapmak istediğiniz şey aslında iki boyutlu bir görüntüyü üç boyuta getirmek. Bunu yapmak için de fotoğraf üstünde çeşitli araçları kullanabiliyorsunuz. Burada çizgiler mesela kullanılmış. Bakın, fotoğrafa 3 boyut hissini katmak için hangi tarz çekiyorsanız çekin hiç fark etmez arkadaşlar. Bu tarz yönlendirmeler ışıkla, gölgeyle, çizgiyle, alan derinliğiyle kullanırsanız insanların o fotoğrafa olan ilgisi, merakı artacaktır. Benim sizlere tavsiyem bu. Bu tarz kadrajlarda da şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, lavanta. Yeni gelen arkadaşlar, kanalı beğenirlerse ve abone olurlarsa çok sevinirim. Destekleriniz bizler için önemli. Bu da benzer bir kadraj. Bunlar da lavanta, pardon, ben lale dedim değil mi ya? Özür dilerim, haklısınız. Lale bu galiba. Yanlışım yoksa. Tulip Festivali diye bir şeymiş. Bakın burada da yine çizgiler kullanılmış şöyle. Burada güneş birazcık parlamış ama çok rahatsız etmiyor. Açı birazcık yukarıdan şöyle çekilmiş. Hafif perspektiflere yamukluk var ama şu etrafı da aldığı için çok rahatsız etmiyor.
Güzel bir ışık da yakalanmış. Şuradaki lalelerin ekstradan da parlak olması ve fotoğrafın renk kalitesini de arttırmış. Yine burada çizgi kullanımı var ve fotoğrafa 3 boyut hissini güzel bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani manzara fotoğraflarında bu tarz çizgileri kullanabilirsiniz. Şimşek fotoğrafı. Bunları gece fotoğrafı olarak getirdim. Şimşek fotoğrafı çekmek isterseniz arkadaşlar dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkat derken kendinize, makinenize ve bulunduğunuz ortama genelde böyle uzaktan çekilir. Bazı özel aparatlar var. Miops Trigger'dı yanlış hatırlamıyorsam Türklerin bir aparatı o. Makinenin üstüne takıyorsunuz. Şimşek çaktığı zaman otomatik olarak fotoğrafı çekiyor. Evet böyle enteresan bir cihaz var. Onu ben denemiştim, test etmiştim. Nezihgozan.com'da var yazısı. Ona bakabilirsiniz. Yani böyle fotoğraflar çekeceksiniz. Eğer şayet kendiniz manuel çekeceksiniz orada tripod üstüne koyup arkadaşlar elde artık şimşeğin çakacağı anı takip ederek çekmeniz gerekiyor. Ben şeyde çekmiştim. Geçen sene tatilde çekmiştim. Elde çekmiştim. Bir anda hava yağmurluydu. Makine vardı yanımda. Yani yağmaya başladı. Şimşek çakıyordu. Bir 10-15 dakika bekledim ama şimşeği net çekebilmek için, tam ayarlayabilmek için. Bazı durumlarda şunu yapıyordum. 10 saniye bekleyip çekiyordum. 10 saniye bekliyordum. O aralarda şimşeği de yakalayabiliyordum. Ama özel bir şeyle yapmakta her zaman fayda var. Tripodla çekiyorsanız, uzaktan kumandayla çekerseniz daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada tabii ki bir şehir manzarasının üstünde olması ayrı bir de güzellik katmış bu fotoğrafa. Burada da yine bir şimşek, bu sefer ama manzara. Yine bir derinlik etkisi var. Bakın buradaki sahil derinliği veriyor. Gökyüzündeki o kırılma anı şuraya düşmüş. Burada biraz uzun poz zamanın da verdiği etki var. Şimşeği tam yakalayabilmek için bazen 1 saniye, 2 saniye gibi değerlerde de fotoğraf çekebilirsiniz. Ona dikkat edin. Böylece daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz çekimlerde kullanılabilir. Aklınızda bulunsun. Bu da güzel bir manzara. Renkler ve doygunluk doğru. İşte mor tonları, hafif sarımtırak etki gibi seçenekler mevcut. Bunu özellikle koydum. Burası Hindistan galiba, yanlışım yoksa. Bakalım doğru mu hatırlıyorum. Beijing, yok Hindistan değil, pardon, uydurdum. Baga'nın şurada bir dakika. Şuradan bakayım. Myanmar'ın bir şehri ve ülkenin güneyinde yer alıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Uydurmaktansa bakmak daha iyi. Alev abla buraya gittin mi? Var mı buranın fotoğrafları sende? Hangi ürünün Ünsal Bey? Neyin linkini istiyorsunuz? Linkler şu an yukarıda. Katılıp destek olmak isterseniz buradan presetleri satın almak isterseniz buradan. Pardon, eğitimler oradan. Bu da presetlerin. Buraya da ekleyeyim. Yani destek vermek isterseniz kanala. Bakın burada yine bir balon. Oranın şöyle bir fotoğrafı da var. Aynı yer anladığım kadarıyla. Şöyle. Beijing. Mandalay'ın bir yeri. Değişik bir ülkeymiş. Bayağı atmosferik olarak güzel gözüküyor. Burada da anladığım kadarıyla yine bir balon uçurma seansı var. Bakın burada ters ışık, silüet etkisi çok güzel kullanılmış ve güzel bir balon.
Güzel bir pozlama. Yukarıdan çekilmiş biraz daha şeyden. Ha, yıldırım aleti için şey. Miops diye. Trigger diye aratırsanız çıkar arkadaşlar. Bende de vardı bir yerde ama nerede bilmiyorum şu an. Buradaki gölge oyunu hoşuma gitti. Burada da aynı yerin farklı bir açıdan çekilmiş hali. Daha farklı ışık koşulları gördüğünüz gibi. Manzara fotoğraflarında da ters ışık kullanılabilir. Fotoğraf bana çok tanıdık geldi. Benimle aynı görüşte olan var mı bilmiyorum. Şu arkadaşın portfolyosuna bakacağım. Varmış böyle fotoğrafları, tamam. Başkasının fotoğrafına benzettim de o yüzden bir bakmak istedim. Bakın burada bir manzara, bir an da var. İşte suyun içerisinde koşan atlar, hızlı ve enstantane değerler var mıydı burada? Değerleri şey yapmamış, koymamış ama hızlı bir enstantaneye ihtiyacımız var. Böyle bir fotoğraf çekmek istiyorsak, manzara fotoğraflarında hareketimiz varsa sadece bizim için diyafram değil, enstantane de önem kazanabiliyor. Bu da burası neresiydi? Şu balıkçıların olduğu Lire Nehri'ymiş burası. Neredeydi tam hatırlamıyorum yerini ama buranın da bayağı fotoğrafı var. Bu amcalar şey arkadaşlar, orada gidip balık tutan adamlar değil bu arada, haberiniz olsun. Bu adamların işi fotoğraf vermek. Yani parasıyla gidip bu adamların fotoğrafını çekiyorsunuz. Yani bu adamlar balık tutuyor, burada ben gideyim balıkçıların halini çekeyim değil. Genelde Asya ülkelerinde öyle bir kültür var. O gördüğünüz müthiş fotoğrafların Hindistan'da da aynı durum söz konusu, çekilmesi anlık değil. Tamamen kurgu ve kurmaca. O yüzden buradaki adam da yani tam böyle nasıl denk getirmiş. Çünkü adama para veriyorsunuz, o adam 10 dakika boyunca sizin için ağ atıyor ve siz onun fotoğrafını çekiyorsunuz. Buradaki şu işte kuşların olduğu fotoğraf, daha yakından çekilmiş fotoğraflar da var. Aynı şekilde. Efendim babacığım. Ben de senin babacığım. Tamam, hadi çizgi film başladı. Gördüğünüz gibi böyle fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi öyle ekstradan ya ne güzel çekmiş adam anı yakalamış gibi düşünmeyin. Tamamen kurmaca. Teşekkürler. Kanalda yayında olacak. 4'ten sonra 4.30 gibi oradan ilk yarıyı izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yeni gelen arkadaşlar lütfen yayını beğenirlerse, kanala ilk defa gelenler içeriğin kalitesini beğenip abone olurlarsa sevinirim. Ücretsiz olarak canlı yayınlarda yaklaşık kaç saat oldu? 30 saatlik falan yayın var arkadaşlar burada. Temel Photoshop, temel Lightroom, fotoğraf çekim teknikleri, Adobe Premiere'le kurgu eğitimi, telefon fotoğrafçılığı eğitimi. Yani buradaki 5 tane eğitim 50 saat neredeyse. Neredeyse 50 saatlik yayın var. Kanala abone olup onları ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Normalde bu eğitimlere gitmek isterseniz tanesi 400 liradan 2000 lira yapar. Hakikaten öyle. Ciddi bir eğitim var. Lütfen onlar için. En azından burada bizi takip edenler için kanala abone olup beğenirseniz yayınları çok memnun olurum. Bu da dediğim gibi kurmaca bir kare. Geliyorum. Bugün yayın bayağı trollendi. Bu da kusura bakmayın, kargo geldi şu an. Kitap almıştık, o gelmiş. Bakarız sonra. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kusura bakmayın, bugün bayağı bir şey oluyor.
pardon. Kategoriyi travel yapacağım, gezi. Gezi tarafıyla alakalı da biraz konuşmak istiyorum. O deminki örnekten yola çıkarak. Burada hem sokak var, hem manzara var. Biraz karışık. Şu enteresan bir fotoğrafmış. Tam böyle istediğim gibi. Şunu alalım. Hindistan. Şu minimalist bir çalışma. Şunu da alayım. Şurası da kurgu. Kurgu olanlara özellikle söyleyeceğim gördüklerimi. Yani oraya gidip sizler de çekebilirsiniz. Küba. Artık renklerinden tanıyorsunuz fotoğrafları. Ondan sonra bir de buradan gece fotoğraflarını alayım. Onlara da bakalım. Kuzey ışıkları. Hani klasik. Gece portreleri de var burada. Portreleri yorumlamıştık. O yüzden gece portrelerin üstünde durmayacağım. Ama gece dışarıda çekilmiş farklı kareleri ekleyeceğim. Şunu seviyorum ben. Yorumladığım varsa daha önceden de lütfen söyleyin. Şurada geniş açıyla çekilmiş. Şunu da alalım. Evet. Buradakileri de yorumlayalım yavaş yavaş. Burası Mısır. Ya Fas oluyor ya Mısır oluyor. Develer. İşte adamların yürümesi, uzak mesafe. Güneş birazcık ortaya gelmiş. Biraz renksiz, soluk bir fotoğraf. Ben olsam bu gökyüzünü falan birazcık farklılaştırırdım. Ama daha böyle sade durmuş. Güzel bir çalışma. Ama dediğim gibi bence şu gökyüzünü biraz koyultup belki ekstradan bulut falan da eklenebilirmiş. Ama tonlaması falan güzel. İşte burada bir derinlik var. Buradaki işte yürüyen kervan diyelim. Arka tarafta deniz ve güneş. Giriş, gelişme ve sonuç şeklinde aslında ilerliyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafta katmanlar. Burası Afrika'daydı galiba. Madagaskar'mış. Şu ağaçlar bayağı özeldir. Onların bayağı fotoğraflarını görüyorum. Buradaki aslındaki önemli konu şu arkadaşlar. Ağaçların ne kadar büyük olduğunu göstermek için şuradaki küçük çocuklara, insanlara bakın. Yani bu ağaçlar o kadar büyük ki bu çocuklar neredeyse şuralarına filan geliyor. Konunuzun büyüklüğünü insanların gözünde anlatmak için bu tarz objeler, nesneler ya da kişiler kullanabilirsiniz. Böylece o fotoğraflarınızdaki büyüklük hissini ve gelişmişliği anlatabilirsiniz. Burada olduğu gibi. Yani buradaki iki kişi olmasaydı biz burayı normal bir yol, işte standart bir ağaç gibi düşünecektik ama şu an İşte kaç metredir burası? 2 metre desek 15-20 metre uzunluğundaki ağaçların büyüklüğünü anlayabiliyoruz. Ha, buradaki renk birazcık bence fazla şey sarımtırak olmuş. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Hindistan, Taç Mahal'in farklı bir çekilmiş anı. Burası genelde çok kalabalık oluyor. Sakin bir şekilde bulma şansınız maalesef olmuyor. Bayağı gidip fotoğrafını çeken insanları tanıyorum. Fotoğraflarına bakmıştık beraber. Hani orada bir şekilde ya biraz uzun pozlama yapmak ya da sakin saatleri çok erken şekilde falan gitmek lazım. Ama böyle farklı bir kadraj olmuş. Buradan bir yol var gibi fotoğraf üstünde. Bu yol bizi Taç Mahal'e kadar götürüyor. Burası arka tarafıydı yanlışım yoksa. Ön tarafta havuzlar vesaireler vardı. Burada minimalist bir çalışma o yüzden koydum. Araba aslında ne kadar küçük doğanın karşısında. Gökyüzünün bayağı büyük anı. İşte buradaki dağlar uzakta olmalarına rağmen aslında yüksek dağlar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yine bir derinlik hissi var. Yani hikaye tam şuralardan başlıyor ve arkaya doğru devam ediyor. Doğa karşısındaki insanın hali bir araç bile olsa aslında ne kadar ufak. Bu da bence onu gösteren güzel bir fotoğraf. Canon 5D Mark III geniş açıyla çekilmiş bir fotoğraf mesela. Böyle bir kadra için geniş açı her zaman gerekiyor. Geniş açıyla fotoğraf çekerken, mimari fotoğraf çekerken şuna dikkat edin. Fotoğrafları geniş açıyla çektiğiniz için köşelerde bükülmeler olur.
O bükülmeleri gidermek için de özellikle mimari çekimlerde biraz daha geniş çekin arkadaşlar ki. Çünkü Photoshop'ta ya da Lightroom'da o fotoğrafları düzenlemek isterseniz geniş açı bozulacak. Onu yapmak yerine şey yapın. Biraz daha geniş çekin. Yani konunuz şuradaysa siz şöyle biraz daha geniş alın konuyu. Daha sonra Photoshop ya da Lightroom'da croplayarak oradaki bükülmeleri giderebilirsiniz. Bu da minimalist bir çalışma neresiydi? İsviçre'ymiş, Switzerland. Sony Alpha A7 R2 ile çekilmiş 24-70 lensle. Manzara fotoğrafındaki güzel bir tren anı. Hani burası nasıl gidiliyor ya da ne oluyor bilmiyorum ama buradaki trenin modern ve renkli hali, ona nazaran pastel tonlarındaki doğa. Gökyüzü güzel, birazcık parlak ama çok rahatsız etmiyor. Şuralardan hafif sarımtırak bir ışık etkisi var. Güzel bir bence çalışma olmuş. Trenin tam böyle ucunu görmek, yani şuralarda falan olsaydı rahatsız edebilirdi ama tam bu dağdan çıkmış an böyle bir yılan gibi kıvrılıyor. Şuradan da gidecek. Biz buna şey deriz arkadaşlar, ucu açık kompozisyon. Yani burada trenin nereye gittiğini göremiyorsak da nasıl bir hareketi, nasıl bir yönü olduğunu az çok anlayabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Hani tren nereden gelmiş onu görebiliyoruz. Şu dağın içerisinden çıkmış, içeriği göremesek de hayal edebiliyoruz. Buna genelde ucu açık kompozisyon deniyor. İşte nereden geldiği ve nereye gittiğini bilemiyor olsak da hayal gücümüzle biz oraları kendimiz doldurmuş oluyoruz. Pardon. Reklanmış. Ney altın oranı uymuyor? Tren mi? Arkadaşlar, şunu unutmayın. Fotoğrafların her zaman altın orana uygun olacak. Her zaman kompozisyon kurallarına uyacak diye bir şeyimiz yok. Kuralları bilin ama bazı durumlarda o kuralları esnetebilirsiniz. İlla altın orana uygun olacak diye uymuyor ama fotoğrafın güzel olmasını engellemiyor. Yani her fotoğraf illa altın oranı olacak, illa işte çizgiler uyumlu olacak, simetri olacak gibi bir şeyimiz söz konusu değil. O kuralları bilip yeri geldiğinde doğru bir şekilde yıkarsanız zaten güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Burada altın oran yok ama bir kompozisyon var, bir an var. O daha farklı olmasını sağlıyor. Elbette ki kuralları biliyor olmak yararlı ama yani işte altın orana göre uyumlu olmasın, şu dağın üstünden çıksın, tren değil bu durum. Hani dikkat edin ama bazı durumlarda öyle bir an geliyor ki bunu uydurma şansınız yok ama fotoğraf çok güzel olabiliyor. Araba için anladım. Bir dakika, onu neredeydi? O doğa fotoğrafları içerisindeydi. Çok problem değil arkadaşlar. Bence ilgi noktası olması için koyulmuş oraya. Perspektifle bizi yönlendiriyor. Yani beni rahatsız etmedi ortada durması. Burası neresiydi hatırlamıyorum. Ha, Vietnam'mış. İşte balık ağını toplayan kadınlar. Bu fotoğraflardan çok var. Her yerde görebilirsiniz. Bu da şey arkadaşlar, kurmaca karelerden. Buradaki abilere, ablalara parayı veriyorsunuz. Onlar size böyle ağ toplama anının fotoğraflarını veriyor. Yani bu insanlar balıkçılıktan geçinmiyor ya da ağ yapmaktan değil, fotoğrafçılıktan geçiniyor ağırlıklı olarak. Buraya giderseniz siz de parasını verip böyle bir kare çekebilirsiniz. Oradaki ağların rengi genelde bu şekilde birazcık Photoshop ve Lightroom'da abartılıp uyumlu hale getiriliyor. Burada daha fazla kişinin olduğu kareler de var. Şimdi böyle fotoğraflarda şu benim aklıma geliyor. Kurguya karşı değilim. Elbette kurgu yapılabilir. Bunda bir sıkıntım yok. Ama bu kurgu işi bir şeye döndüğü zaman fotoğrafta işte para verilip çekilme anına döndüğü zaman o zaman bir stüdyo fotoğrafı oluyor arkadaşlar. Ondan hiçbir farkı yok. Stüdyoda nasıl? Siz fonunuzu kurarsınız, ışığınızı kurarsınız. İşte model gelir. İşte modelin ücretini ödersiniz, fotoğraflarını çekersiniz ya da bir ürün çekimi vardır, size para ödenir, size ürünlerin fotoğrafını çekersiniz, biter gider. Böyle fotoğrafları yayınlandığı zaman benim aklıma tamam da arkadaş, yani bunu çekebilmek için
ekstradan ne diyeyim, bir şey bilmeniz gerekmiyor. Bir fotoğraf argümanına sahip olmanız gerekmiyor. Yani benim oğlum 5 yaşında enstantane diyafram ISO kavramlarına hakim değil. Ben buraya getireyim, koyayım onu, eline de makineyi vereyim, deklanşöre bas diyeyim, çek diyeyim, çeker. İşte o zaman gerçekten fotoğrafın gerçekliği ortadan kalkıyor. Yani bu parası verilip çekilmiş bir kare olduğunu oraya gidenler biliyor. Ben de bazı insanlardan giden ve fotoğrafını çektiğim insanlardan biliyorum. Ama bilmeyen insanlar da çok ya ne güzel fotoğraf diyor. Ama aslında her şey düzenlenmiş, ayarlanmış. Yani şuradan gelen ışık bile ona göre ayarlanmış. Böyle durumlarda da artık hani fotoğrafın doğası bence biraz daha artık bir farklı bir sektöre doğru gidiyor. Bu da beni açıkçası rahatsız ediyor. Merhaba Mustafa Bey, konumuz doğa, manzara, gece çekimleri ağırlıklı olarak. Bir ters ışık fotoğrafı. Burada yansıma güzel olmuş. Sepya tonları ters ışığında anlamına uygun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Güzel olmuş. Birazcık sanki sıkışık bir kompozisyon. Burada mesela açık kompozisyon örnek arkadaşlar. İşte bu işte sürü ya da adam nereden gelmiş, nereye gidiyor görmüyoruz. Ama burada bir yol var. Arka tarafta da yine bir nehir gibi bir şey var. Bu atmosferin içerisinde yaptığı yol hareketini görebiliyoruz. Lavanta tarlalarıyla galiba geçen gördüğümüz bizden biri Altan Gökçen, onun çektiği bir fotoğraf. O Fransa'daki lavanta tarlaları galiba, Belçika mıydı, pardon yanlış da söyleyebilirim, yine de atıyor muyum, bir portfolyosuna bakarız olmazsa. Güzel bir simetri, güzel bir renk uyumu. Buradaki şu topakların verdiği derinlik, modelin durduğu yer gerçekten güzel bir his yaratmış arkadaşlar. Bazı doğa fotoğraflarında bu tarz modeller, portreler kullanılabilir. Altan Gökçe'nin portfolyosuna da bakalım benzer kareler var mı? Yok, 500px normal benim ya. Yükseltilmiş hesap değil. Bakın farklı farklı kareler var. Sokak fotoğrafları da var. İnsan faktörü fotoğrafın içerisinde her zaman farklı bir etki yaratıyor. Düzenlemeler falan da güzel. Yansımalar kullanılmış. Şurada birazcık abartı var ama onun haricinde güzel. İnsan fotoğraflarında şu tarz abartıları yapmayın. Biraz rahatsız ediyor. Şurada bir derinlik var. Şurası İran galiba, yanlışım yoksa. An fotoğraflarına ait güzel kareler var. Bakılabilir. Küba, yanlışım yoksa Kolombiya'ymış. Ne uydurdum. Benziyor renktir, benzemiyor mu? Burada renk uyumu güzel. Bu portreye bir örnek belki ama etraftaki çilek, muz, ananas bayağı da güzel. Renklerin uyumu, kadının kıyafeti. Yani şuradaki poşet bile dokuyla uyumlu olmuş. Bu tarz kadrajlarda yapılabilir. Mesela burada altın oran var. Hani dikkat ederseniz böyle fotoğraflarda çekilebilir. Gece fotoğraflarına geldik. Sisli bir günde çekilmiş bir gece fotoğrafı. Şurada bir ışık ya da ışık var. Evet, mesela bu ışık tam buraya denk gelmiş. Böyle minimalist bir çalışma arkadaşlar. Gece yapabileceğiniz bir çekim. EOS R2 50 mm 1.4 ile f9 13 saniye uzun pozlama. O sis etkisinde yaratmış tripod üstünde çekilen bir kare. Yani gece fotoğrafları çekilebilir. Yani her yerde bu tarz bizim ampullerimiz var. Biraz sise ihtiyacımız var. Yine gece uzun pozlama. Şu bir şey yünü diye geçiyordu. Hatırlamıyorum. Bilen arkadaşlar yazsın. Bir şey yünü diye geçiyordu. Onu yakıyorsunuz ve birisi çeviriyor. Böyle uzun pozlama fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Burada gökyüzü de var. ISO 415 saniyede çekilmiş. Muhtemelen gökyüzü eklenmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim zaten. Şuralardan anlayabiliriz onu. Şuralarda böyle hafif siyahlık var. Gördüğünüz gibi maskeleyerek gökyüzü eklenmiş. Ama güzel durmuş. Belki biraz daha
uyumlu bir renk olabilirmiş. Bu tarz uzun pozlama çalışmalarını. Bazen Türkiye'de bu tarz atölyeler yapılıyordu. Hala yapanlar var mı hatırlamıyorum. Bir şey ne yünüydü ya? Wool bilmem ne wool diye geçiyordu. Fotoğraf değerlendirme akşam günü Burak Bey. Akşam için elbette değerlendirme alırım. Bugün 500px üstünden fotoğraf okumaları yapıyoruz. Gezi ve manzara fotoğrafçılığı üstüne çekimler nedir, nasıl yapılır onun üstünde düşünüyor. Evet, teknik ışıkla boyama da bulaşık teli oluyor muydu ya? Bunun özel bir şey yünü diye geçiyordu ya. Bilmem ne wool diye geçiyordu da ben de hatırlamadım şimdi. Cam yünü mü? Olabilir. Bir şey wool diye geçiyor. Adını hatırlamıyorum. Neyse. Bu tarz çekimler hani yapabilirsiniz. Gece yine Haydarpaşa olsaydı orada böyle fotoğraf çekebilirdik. Tren ya da metro garı. Oradaki ışıkların kullanımı. Öyle bunlar da biraz robot gibi, Cylon gibi duruyor. 70-200 ile çekilmiş. ISO 50. D800 ile arkadaşlar. Değerler yazmıyor. Tripod üstünde çekilmiş olabilir. Yine bir derinlik hissi var. Bakın şuradaki yol bizi direkt trenlere götürüyor. Giriş, trenler, gelişme ve arka taraftaki ışıklar da sonlanıyor. Bulaşık deli mi? Burak Bey söyledi. Steel wool yani metal yünü diye geçiyor. Benim bildiğim bulaşık deli de aynı işlev olabilir. Bulaşık teli de denilebilir ama evde denemeyin sakın, şu an evdeyiz, bulaşık telini yakıp uzun pozlama yapmayın. Okey, tamam, teşekkürler. Bir milyoncular da kalmadı artık, bir milyona bir şey kalmadı, 1 TL'ye. Gece yine ışık kullanımı, arkadaki fon güzel aydınlanmış. Buradan gelen bir motosiklet gibi bir şey var galiba. Gece ışığı. Ters ışık kullanılmış. Normalde gece fotoğraf çekmeyi çok şey yapmayız, önermeyiz. Ama bu tarz karelerde dramatik bir etki veriyor. İşte yağmurlu bir hava, birazcık yansıma eklendiğinde farklı kareler olabiliyor. Sakin bir atmosfer, bunu yakalayabilmek de önemli. Arkada birilerinin olması da güzel olmuş bence. Dramatik etkiyi arttırmış. Tamam, süper. Çok ince bulaşık deli. Şu günler bittiğinde bir akşam bir yerde buluşup bu çekimlerden yapalım istiyorum arkadaşlar. Bunu da bir not olarak alayım. Beraber gidelim, çekelim böyle şeyler. Gece uzun pozlama. Gökyüzünü görüyoruz şu an. Değerlere bakıyorum. 25 saniyede çekilmiş. Gece kategorisinde gökyüzü belki sonradan eklenmiş olabilir ya da çok açık bir yerde 25 saniyede böyle bir fotoğraf çekmek bence çok zor. Genelde böyle fotoğrafı iki şekilde çekebiliyorsunuz. Bir 30 saniye 30 saniye 30 saniye, örnek veriyorum, 300-400 tane kare çekiyorsunuz. Sonra hepsini birleştiriyorsunuz, bu görüntüyü veriyor. İkinci yol, tripod üstüne makineyi kuruyorsunuz. Bulb moduna alıyorsunuz. 3-4 saat boyunca makina bu fotoğrafı çekiyor ve Samanyolu fotoğrafını elde edebiliyorsunuz. Hangisiyle çekilmiş bilmiyorum. Eklenme de olabilir. Ama güzel görüntüler elde ediliyor. Gece uzun pozlama yapmayı seviyorsanız yapabilirsiniz. İzmir'de Saat Kulesi'nde. İnşallah İzmir'e gelemiyoruz. Evden çıkamıyoruz. İzmir'e nasıl gelelim? Bu da açı olarak aldım. Aslında kadraj birazcık böyle enteresanmış. Neresiymiş burası? Birazcık şu ovallik ve tonlama hoşuma gitti ama tam böyle istediğim bir şey değil. Biz yine Discover'a geri dönelim. Editörün seçimlerine geri gelelim. Burada başka kategoride Travel'ı geçtik. Underwater bizim işimiz değil. Landscape başlı bitti. Fiction. Makroyu da açalım. Ekranımızda dursun.
Yavaş yavaş yani sonlara geleceğiz. Şu makroya bakmayın. Kötü bir an olmuş. Burada farklı farklı şeyler var. Bu akşam arkadaşlar sizlerden gelen gezi, makro, seyahat gibi fotoğrafları yorumlayacağım. Yarın 3 ile 4 arasında yayınımız olacak. Akşam yayınımız yok. Yarın akşam yayınımız yok. Yarın için arkadaşlar sizlerden evde çektiğiniz, bu karantina günlerinde çektiğiniz fotoğrafları bekliyorum. Yarın sabah 3 ile 4 arasında karantina günlerinde evden çektiğiniz fotoğrafları yorumlayacağım. Öyle bir projede başlatmayı düşündüğümü zaten söylemiştim. Onunla alakalı da şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Vallahi tamamen size kalmış Mustafa Bey. Bakmadığında 3-4 saat Burak Bey söylemiş aynen. Dediğim gibi arkadaşlar şey yapabiliriz. Yarın şu an göndermeye başlayabilirsiniz. Fotoğraf göndermeye başlayabilirsiniz. Korona günlerinde, karantina günlerinde evden çektiğiniz fotoğrafları yarın yorumluyorum. Gündüz saat 3 ile 4 arasında belki bununla alakalı da bir proje grubu oluşturma fikrim var. Bunu da belki hayata geçirebiliriz. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa zaten duyurusunu yapacağım. Orada konuşuruz. Onun haricinde yarın akşam 8 ile 9 arasında yayın yok. Bu akşam var. Çok karıştı. Baştan söylüyorum. Benim de kafam karıştı. Bugün akşam saat 8 ile 9 arasında sizin çektiğiniz manzara, doğa, gezi ve makro fotoğraflarını yorumlayacağım. Yarın saat 3 ile 4 arasında karantina günlerinde çektiğiniz, evde çektiğiniz portre olabilir, manzara olabilir. Evde nasıl manzara çekecekseniz uydurdum. Portre olabilir, detay olabilir, ışık oyunları olabilir, çektiğiniz doku olabilir. Fotoğrafları yorumluyorum. Yarın akşam 8 ile 9 arasında canlı yayınımız yok. Cuma da olmayacak. Cumartesi, pazar zaten yok. Bir de 4 gün zaten herkes evde. Ama aralarda en az 2 tane ekstradan video ekleyeceğim arkadaşlar. Eğitim içeriği. Bir tanesi bir makina ya da lens testi olabilir. Yani kanalda video olacak ama canlı yayın olmayacak. Pazartesi günü itibaren de hafta içi günlerde şey yapacağız. Artık yine yeni bir yayın şekli belirleyip ona devam edeceğiz. Ha, muhtemelen Ramazan boyunca 8 ile 9 arasında canlı yayın olmayacak ama videolar akşamları gelecek aralarda. Yani haftada en az 2 ya da 3 tane video ekleyeceğim. Bu şekilde devam edeceğim yayınlara. Kanala yeni gelenler, abone olanlar, destek verenler çok teşekkür ediyorum. Akşam saat manzara fotoğraflarını buluşmak için saat 8 ile 9 arasında burada olacağız. Yarın da 3 ile 4 arasında evde çektiğiniz karantina günlerindeki fotoğrafları yorumlamak için burada olacağız. Sonrasında zaten hep beraber konuşuruz. Tamam, Turan Bey çok sevinirim. Star Tracking cihazı duymadım. Olabilir. Hepinize teşekkürler. Katıldığınız için yeni gelen arkadaşlar beğenip kanala abone olup destek verirlerse çok 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 sevinirim. Umarım sizler için de faydalı bir yayın olmuştur. Akşam saat 8 ile 9 arasında fotoğraf değerlendirme toplantısında görüşmek üzere. Yarın için de sizlerden fotoğrafları bekliyorum. Evde çektiğiniz karantina günlerine ait fotoğrafları. Onlarla alakalı da bir proje çalışması yapmak gibi bir fikrim var. Hep beraber zaten konuşup karar veririz. Yayının tekrarı kaçıranlar kanalda yarım saat sonra olacak. Oradan izleyebilirler. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler için bu yayınlar faydalı oluyordur. Ben kendi açımdan en azından anlatım tekniğimi ilerletmek, biraz daha örnekleme yapmak konusunda geliştirmiş oluyorum. Sizlerin de en azından birazcık fotoğrafa bakışınızı, bilginizi, biraz daha da olanı biteni bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol Alev abla. Şu an çizgi film başladı. Ona takıldı. Sağ olun. Hepiniz teşekkürler arkadaşlar.
Beğenileriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz, katıl butonuna tıklamalarınız için teşekkürler. İyi ki varsınız. Beraber güzel bir etkinlik yapıyoruz bence. Bugünleri bir şekilde atlatmamıza yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı oluyordur. Hepinize teşekkürler, iyi dilekleriniz için. Akşam 8 ile 9 arasında görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bir de bu akşam arkadaşlar Dijital Aynasız kanalında Hakan Yaşar'la bir sohbetimiz var. Akşam 10'da o. Katılmak isteyenler olursa ona da gelebilirler. Orada dışarıda fotoğraf çeken şu an bir gazeteci arkadaşımızı konuk edeceğiz. Sokaktaki fotoğraf, yani şu an karantina günlerinde gazeteci olduğu için fotoğraf çeken o arkadaşın yorumlarını alacağız. Yani karantina günleri nasıl, bizim evde gördüğümüz gibi mi, dışarıda neler oluyor, onları bize anlatacak. O yayına da beklerim. Haberiniz olsun. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.